Programı nasıl açacağına karar verdin mi? Takipçi kasmıyoruz, sadece merhaba diyoruz. Bizim olayımız ne? Vallahi bizim olayımız aklımızda, zihnimizde ne varsa onları teker teker YouTube'a dökmek. İşin aslı demişken gereksiz bilgi vereyim mi? Kanalın ismi gereksiz bilgi vereyim mi olsun mu? Hafıza kartı diye düşündük ama. Kendini tanıtacak mısın? Hayır tabii ki. Pat diye giriyor muyuz? Pat diye girdik zaten. Ben sana ne diye hitap edeceğim peki programda? Sen hep Coşkun abi demiyor musun? O zaman başlıyoruz. Merhaba diyerek başlayalım. Coşkun abi ortalık bir başkadır diye yıkılıyor. İlk dizi yayınlandı, övgüler arşa çıktı falan. Arkasından tabii ki bir linç geldi ister istemez. Eleştiriler yoğun ama güzel olanlar da var fazlasıyla. Sen izledin, beğendin mi? Dizi bence çok güzel. Çok müthiş kurgulanmış bence. Senaryosu güzel. Oyunculuklar çok güzel. Yani neredeyse oyuncular Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi. O kareyle başladı bu iş. Abi alakası yok. Var, var. Çok alakası var. Uzmanı değilim bu işin ama ben bilhassa dizinin müziklerini çok beğendim. Beyhude geçti bu ömrüm derdin, derdin, derdinle. Özellikle dizinin ilk iki bölümünün sonundaki Ferdi Özbeğen selamlaması müthişti. Keşke diğer 6 bölümde de Ferdi Özbeğen olsaydı ben daha mutlu olurdum. Ama yine de dizi içindeki eski Türk filmlerinden aşina olduğumuz daha çok yabancı kökenli müzikler 10 numara olmuş bence. Ben bu diziyi izlerken sana mesaj atmıştım hatırlarsan. Ferdi Özbeğen'le ilgili bir kaygım vardı bu konuda. O konuda yazmıştım sana, belki hatırlıyorsundur. Hani insanlar yine bu işin suyunu çıkaracak mı? Ferdi Özbeğen yeniden keşfedilmesi güzel bir şey bu arada. Ben sonra hoşuma gitti. Yeni kuşakların bu isimle tanışması güzel bir şey ama bir suyunu çıkarma durumu ister istemez olacak galiba. Ferdi Özbeğen'de şöyle bir durum var. Kimileri Berkun Oya'nın Ferdi Özbeğen'in geçmişte gereken ilgiyi görmediğini düşünerek diziye müzikleri koyduğunu düşünüyor. Ferdi Özbeğen benim çok sevdiğim bir adam değil. Sevdiğim bir müzisyen değil açıkçası. Benim çok sevdiğim bir müzisyen. Ben çok beğenmem. 70'lerin sonunda Orhan Gencebay Bıyıklı, Ferdi Tayfur Adana Hürriyet Mahallesi'nden gelmiş. Urfalı bir İbrahim Tatlıses, yarı Urfalı, yarı Adana bir Müslüm Gürses var. İstanbul'un elit tabakası diyor ki biz bunları dinleyemeyiz. Dinleyemeysek ne yaparız? Böyle bir adam var Ferdi diye. Hafif böyle yüzü falan da temiz. İşte Ülkü Aker'e demişler, sen söz yazar mısın? İşte Rahbani'nin müzikleri var, ona yazdırırız. Olur. İşte birkaç da güzel arabesk şarkı varsa bunları da tekrar Ferdi yorumlar. Öyle gider demişler. Tutmuş aslında bir nevi. O yüzden şeyi anlamadım. Hani Ferdi Özbeğen'e verilmeyen değerin tekrar iade edilmesi fikrini çok anlamadım ben. Normalde İstanbul'da Ferdi Özbeğen bayağı dinleniyor. Bugün Kadıköy'e gittiğinizde, Beşiktaş'a gittiğinizde çok sayıda Ferdi Özbeğen long play'i bulursunuz. Çünkü o insanlar hep onu dinliyorlardı zamanında. Ama çok da fazla Tatlıses long play'i bulamazsınız o muhitlerde. Dediğim gibi birazcık İstanbul elitlerine hitap eden bir Ferdi Özbeğen vardı. Ben çok sevmem. Ben elit miyim bilmiyorum ama benim de aldığım ilk long play Ferdi Özbeğen, teşekkürler. Evet, ben sonuçta senin gibi çocukken Tarabyalarda gidip yani gecelerde şarkılar söylemedim, dinlemedim yani. Ben sadece çekme kasetlerden dinlemiştim. Dolayısıyla elitsin sen. Peki abi, ben aslında şeyi de söyleyecektim sana şimdi. Yeni kuşağın Ferdi Özbeğen'le tanışması hoşuma gitti dedim ama yani benim ailemde de tabii ki Ferdi Özbeğen dinleyenler vardı ama Ferdi Özbeğen'in beni en çok etkilediği yer Hülya Avşar, Kenan Kalaf finali yani. İşte o bizim hikayemiz. Ona benzer bir durum yaşanıyor sanki şu an. Güzel filmdi işte ama şöyle bir durum var. Ferdi Özbeğen sonuçta sadece kendisine bir şarkısı yok Ferdi Özbeğen'in. Hep birilerinin şarkısıyla yani tekrar yapmış, hep repeat yapmış Ferdi Özbeğen. Kendi yazdıkları da var canım, o kadar da gömme adamı. Gömdüm, yok. Neyse tamam, o zaman diziye dönelim. Öykü Karayel'in oyunculuğuna hayran kaldım. Nefis. Sonra birazcık araştırdık ki Berkun Oya daha önce bir tiyatro oyunu yazıp yönetmiş. Aynı rolde oynamış Öykü Karayel. Oradan dolayı Meryem'in bir diziye aşinalığı var. Role aşinalığı var. Sence Berkun Oya iyi bir tahlil mi yapmış? Mesela ben Berkun Oya'nın %1500 Müge Anlı'nı takip ettiğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Çok basit bir örnek vereyim. En azından kendisi yapmasa bile birilerine yaptırmış.
şuradan yola çıkarak söylüyorum bunu. Dizide o kadar çok güzel görüntüler kullanılmış ki eski Türk filmlerinden teker teker görüntüler alınmış. Alıntılanmış. Keza müzikler de öyle. En doğru müziği bulmak için muhtemelen yüzlerce film seyredilmiştir. Sende kesin bununla ilintili gereksiz bir bilgi vardır, yok mu? Dizi özelinde mesela şey var, Erhan Önal'ın kızı oynuyor, Bilge Önal. Düşündüm, mesela duvarda posteri de asılı. Galatasaray 87-88 kadrosunda 4 tane Almancı var. Gurbetçi oyuncu diyelim. O 4 oyuncunun 3'ünün kızı var. 3 kız da ünlü oldular. Mesela Savaş Koç'un kızı vardı, Filiz Koç. Hem Almanya'da modellik yaptı, hem Türkiye'ye de geldi. Futbolculuk yaptı. İlyas Tüfekçi'nin kızı, İlkin Tüfekçi. Halen dizilerde oynuyor bildiğim kadarıyla. En son ben kızı Karadayı da görmüştüm. Peki ben şeye takıldım abi. Almancı diyebiliyor mu? Hani şey, zencinin zenciye zenci demesi gibi. Biz söyleyince şey mi? Ben diyorum, sıkıntı yok. Antep'e Antep diyorum. Almancı diyorum. Bir sıkıntı yok. Almancı zaten. İsmi Almancı. Okay. Bence güzel bir laf. Peki bu haftanın gündem maddelerinden bir tanesi, çok konuşulan şeylerden biri de İbo Show'du abi. Efsane geri döndü. Ne diyoruz, ne diyoruz? Tatlıses bir efsane ama yani geri döndü mü bilmiyorum. Çünkü sadece oturarak iki tane şarkı söyledi diye biliyorum. Çok izlemedim programı. Efsane geri döndü. İşte beklediğimiz gün. Tatlıses tekrar ekranlarda. Ben o tarafta yer almıyorum. Ben bilakis herkesin kenara çekilmesi taraftarıyım. Belli bir yaştan sonra. Peki abi şey, yani zaten şöyle bir şey var, sen izlemedin de ben bir büyük bir kısmını izledim. Zaten izleyemedik çünkü yani montajla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Hani böyle bir az sonra ve tanıtım deryası içinde yayınlandı program. Bence o tatlı sesin espri gücü hala var ve onu göstermek istiyordu. Bilmiyorum ne kadar yakaladın hani. Elif, 2020 yılındayız artık yani. Zorlama diyorsun yani. Yani 2020 yılındayız yani artık televizyondan kim şarkı dinler hale geldi bilmiyorum. Doğru, bir de çok zaten böyle şarkı yani yılbaşı programıydı aslında zaten. Bir de özür dilerim yani hakikaten cumartesi akşamı oturup da kutsuyla denize kim izleyeceğim. Yoruldum ah, ziyan oldum. İnsanlar durduğu yeri bilmediler. Necmi Tanyol Açık'ın Metin Oktay'a dediği gibi, krallar palyaço olmaz. Biliyorsun bir de böyle uzun bir aradan sonra ülkemize dönen bir Formula 1 organizasyonu var. Nasıl geçti sence? Nasıl yansıdı? Yani ya da mesela eski bir gazeteci olarak spor servislerinde nasıl yankılandı bu organizasyon bu hafta sonu? Hani öyle bir şey verebilir misin bize? Öyle bir şey vermeyeyim de şu geçenlerde bir tweet gördüm. Bizim atağım Sokrates'ten. Kime yazmıştı? Bernie Eccleston. Ben söyleyemiyorum ismini. Ha, o. Evet. 4 soru vardı galiba. Evet. İkisine yes diye cevap vermiş. Bizim bir zamanlar Mutluhan Suner Dağım'a soru sorardı. Uzun uzun Dağım sadece yes derdi. Aklıma o şeyi getirdi. Tanju Çolak'ın 88-89 sezonu içindeki altın ayakkabı ödül törenini getirdi. Doğru. Deniz Gökçe buradayken diyor ki Tanju'ya. Tanju diyor bak gideceksin diyor Monte Carlo'ya. Gel diyor seni çalıştırayım ben diyor istersen. Teklifi kabul etmiyor Tanju. Gittiğinde de zaten kadın soruyor bütün hangi dilleri bildiğine dair. Tanju hepsine hayır yanıtını veriyor. Oradaki ilginç detay şu aslında. Soruyu soran kadın Lüksemburglu, babası İtalyan. 4 dil biliyor. Yıllar sonra o kadın, Desire Noşmuş diye bir kadın, Türk oyuncu var Mehmet Kurtuluş. Evet, Fatih Akın'ın filmlerinden tanınan bir adam. Onunla evleniyor. Yaklaşık 4 yılda Mehmet Kurtuluş'la abi nereden nereye bağladın ya? Evet. Evli kalıyorlar. Onun da böyle bir hikayesi var. Aklıma o geldi Atahan'ın sorularını görünce. Abi o zaman bu haftalık bu kadar yetiyor mu? Ne diyorsun? Bence yeterli. Sadece insanlar merak ettiği bir konu varsa onunla ilgili bize yazsınlar. Yorumlarını yapsınlar. En azından bir izleyenler alta yorum yazsın kimin izleyip kimin izlemediğini. Dost düşman kim onu bilir. O zaman haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.